Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde eşlik ve benzerlik konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Buyurun dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, şu önce iki tabiri vereceğim. Çok çok önemli, çok karıştırılıyor. Hocam eş olmak ne demek, benzer olmak ne demek? Arkadaşlar bir çokgenin ya da üçgenin, dörtgenin, beşgenin önemli değil. Birbirleriyle aynı olmaları arkadaşlar şu eşlik ifadesiyle gösterilir. Yani iki çizgi üstüne şöyle ufak bir dalga yapıyoruz arkadaşlar. Bu ikisi de eş demek. Yani aynı demek. Birebir aynı. İşte bir tanesinin kenar uzunluğuyla, açısıyla, her şeyle tamamıyla bu aynı demek. Peki bir de arkadaşlar benzer olma var. Benzer olma mesela bir tane şöyle bir eşkenar üçgen çizelim arkadaşlar. Kenarları 1, 1, 1 olsun. Bir de şöyle bir eşkenar üçgen çizelim. 2, 2, 2 olsun arkadaşlar. Bu A, B, C olsun. Bu da D, E, F olsun. Şimdi bu birebir birbirlerinin aynısı değil ama benzeriyorlar. Yani bu bunun arkadaşlar aşağıdaki bunun iki katı bir üçgen. Benzerlik meydana geldi. Bu tip benzerlik durumlarında da A, B, C sadece şu dalga işaretini yapıyoruz. Benzer demektir bu, eşittir D, E, F. Peki burada bir diğer nokta dikkat edeceğimiz, sırasıyla hangi açının karşısına hangisi geliyorsa o onunla aynıdır. Açılar birebir aynı olacak. Yalnızca benzerlikte uzunluklar oranlı olacak. Mesela 1'e 2, 2'ye 3, 4'e 5 falan filan oranlar değişecek arkadaşlar diyorum. Şimdi yanda birim kareler üzerinde verilen şekillerden eş olanları belirleyiniz. Eş olanlar arkadaşlar bakalım. Bu dikdörtgen 4'e 2, bu da 4'e 2 arkadaşlar. Bakın ABC ile arkadaşlar ABCD dikdörtgeni eştir diyorum. Nereden başlayacağım? KLMN. KLMN. Sonra buraya bakıyorum arkadaşlar. E'den F'ye bir çizgi. Buradan buraya gelirken dikkat edin. Şu eğri çizgileri Pisagor gibi düşüneceksin. Mesela ben E'den G'ye gelirken 3'e 3 yapmışım. Burada arkadaşlar burada 3'e 3 yok. Burada 3'e 3 var. Burada 3'e 3'ü burada yakaladım. Gördünüz mü? Sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz çizgi. Sonra arkadaşlar 3'e 1. 3'e 1 görüyor musunuz? Peki sıralamayı nasıl yapacağım? Önce F'den başladım. F, E, H, G. Bakın F, E, H, G. Eştir diyorum arkadaşlar. Sonra kimden gideceğim bakın. F, E, H dediğimde o zaman burada da R, S, O diyeceğim. R, S, O, P yamuğu birbirleriyle arkadaşlar ya da dörtgeni yamuğu diyebilirsiniz. Birbirleriyle eştir diyeceğiz. Dikkat edelim bakın. Şuradaki F, E, H'a geçtim. F'den E'den H'a geçerken 1'e 3'lük yerdeydi. O zaman 1'e 3'lük yer burası. Ben de R, S, O dedim. Sıralama çok çok önemli. Çünkü kimin kimle nasıl benzer olduğunu en iyi gösteren ifade net olarak orası olacak. Gelelim sorumuza. Hangisi bir çokgenin eşini elde etmek için yapılabilir arkadaşlar? Çokgeni hareket ettirmek. Yani çokgeni bir sağa kaydırırsan eşini elde eder misin? Aynısı olur. Doğru. Kenar uzunlukları iki katına çıkartmak bu benzer elde eder. Kenar uzunluklarını yarıya indirmek benzerlik elde eder. Açılarını yarıya indirmek değiştirirsiniz. Açı değiştiği zaman bakın açı değişmeyecek. Kenar uzunlukları değişecek benzerlikte. Açı değişirse tamamıyla bambaşka bir şey olur. Bu da alakası yok. Cevabımız A şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır arkadaşlar? Bakalım. Şu kenarlara bakalım. Önce uzun kenar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar direkt denizi bunlardan farklı. Net gördüğümüz ifade bu arkadaşlar. Çünkü tabanı 4. Diğerlerinin tabanı arkadaşlar 5, 5. Peki diğerlerinin eş olduklarını ispat edecek. Buradan gelelim bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5'e 3. Burada da 1, 2, 3, 4, 5'e 3. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5'e 3. Burası 1, 2, 3, 4, 5'e 2. Burası da 1, 2, 3, 4, 5'e 2. Burası da 1, 2, 3, 4, 5'e 2. Gördüğümüz gibi bakın eğri kenarları ne yapıyorum? Dik kenarlarıyla ölçüyorum. Mesela eğriliği ölçemezsiniz. Ama Pisagor gibi düşünüp hocam 5'e 2, burada da 5'e 2, 5'e 3, burada da 5'e 3 deyip birebir aynı uzunlukta olduğunu bu sayede ölçersiniz. Bu gösterdiğim yöntem burayı böyle kilit gibi çözecek anahtar yöntemdir arkadaşlar. Tekrar tekrar dinlemenizi
not almanızı, tam ezberlemenizi istiyorum sizden. Yukarıdaki ABCD karesi, bu bir kare. Karesi o zaman 24, burası da 24, burası da 24 arkadaşlar. Burası 7 ise burası 25. Burası çünkü dik ya buralar. Dik üçgeni Pisagor'u düşünüyoruz. 24, 25, burası da 7. 7 daha 14, buraya ne kaldı? 10 santim kaldı. Bana neyi soruyor? EF ile DC'nin toplamı. DC 24'tür. EF'de 10 geldi. Toplamda 34 olaraktan ben burayı gördüm arkadaşlar. Pisagor direkt kullandık. Şimdi eş şekillerde arkadaşlar uzunluk. Eş şekillerin birbirine karşılık gelen uzunlukları eşittir diyor. Diyor ki arkadaşlar bakın harflendirme çok önemli. ABCD diyorsanız karşılığındaki FEGH dediğinizde A'ya karşılık F, B'ye karşılık arkadaşlar işte FEGH dedik ya. Hangi harf birbirine sırasıyla denk geliyorsa o açı onunla aynıdır. Onun karşılığındaki de ona ya eştir ya da benzerdir arkadaşlar. Sorumuz ne demiş? ABCD dikdörtgeni birbirine eş 5 tane dikdörtgenden oluşmuştur. AD 9 olduğuna göre ABCD'nin çevresi kaçtır diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki 3 tane A 9'a denk geldiğine göre o zaman bunun kenarı 3, 3, 3 oldu. Burası 9, burası da 3, 3 oldu. Ne oldu? Bu dikdörtgenin çevresi şurası uzun kenar arkadaşlar 9 artı 6'dan burası 15 geldi, burası 9 geldi. 15, 9 daha 24, 2 ile çarptığımızda 48 olaraktan karşımıza çıkacak. B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın bu tip sorularda şu önemli. Hocam şunun bakın bir uzunluğuna kaç tane yatay denk gelmiş? 3 tane. O zaman bunlar A'ya, A'ya, A uzun kenara da 3A diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Eş 8 dikdörtgenden oluşmuştur. AD 12'dir. Bakın burası 3A, burası A. 4A 12 ise A'nın 3 olduğunu buldum ben. O zaman burası 3A, 3A daha 6A'dan arkadaşlar burası 18, burası 4A'dan arkadaşlar ne olacak burası? 12. ABCD'nin çevresi kaç santimdir? 18, 12 daha arkadaşlar 30 edecek. 2 ile çarptığımızda kısa artı uzun 2 ile çarptığımızda da 60 santim bulmuş olacağız. Burada tekrar söylüyorum görmemiz gereken şey şu. Hocam bir uzunluğa kaç tane yatay denk gelmiş? Bunlara A, A, A desem bakın bir uzunluğa uzun kenar 3A. O zaman uzun kenar 3A, kısa kenar A. Burası 12 ise buradan A'nın ne olduğunu bulduk. Dolayısıyla yerleştirdiğimizde çokgenin çevresini çok rahat bir şekilde görmüş olacağız. İkinci sorumuz. ABCD paralel kenarı birbirine eş 3 paralel kenardan oluşmuştur. O zaman bunlar A'ya A uzun kenar arkadaşlar. Ne olacak? 2A. Burası 2A, burası A. Ne olacak arkadaşlar? Burası 2A, burası da A'ya A, burası da 2A'ya A. Bütün kenarları yazdık mı? Tamam. Paralel kenarın çevresi 90 santim olduğuna göre küçük paralel kenarların birisinin kısa kenarı kaç santimdir? Yani A'yı soruyor. Birinin kısa kenarı A mı? Bunu soruyor bana. Çevre 90 ise bakın buradan 3A, 2A daha 5A toplamda 10A var. 10A 90 ise bölersek A'yı buradan biz 9 buluruz arkadaşlar. Bana zaten kısa paralel kenarların bir tanesinin kenarını kısa kenarını soruyor. A uzun kenarı sorsaydı 2A'dan 18 bulurduk. Gösterdiğim yöntem gerçekten diyorum bakın MEB'in çok kullandığı bir yöntem. Kim kime ne kadar denk geliyor ona göre cebirsel harfleri verip ifadeleri verip arkadaşlar uzun kısa kenarları çevreye endekslemek. İşte ne bileyim oradan alanı bulabilirsiniz, çevreyi bulabilirsiniz. EAB üçgeni. Bakın. E bu bir E ile arkadaşlar F üçgeni F açısının aynı. Şu E ile buna nokta diyelim. F açısının nokta aynı. Sonra A ile A'ya çizgi diyelim. Ne oldu? B açısı B'ye de çizgi diyelim. Sonra arkadaşlar C'lerde 90. Burada da arkadaşlar şu B açısı bu da 90. Eş olduklarına göre diyor. Okey bakalım. Şimdi o zaman çizginin karşısında 4 var. Çizginin karşısında 4 olması lazım. Noktanın karşısında 12 var. Noktanın karşısında 12. Tamam 12 olması lazım. O zaman A'ya ne düştü? 8 santim düştü arkadaşlar. Eğer ben niye bunu gösterdim? Şimdi bu soruda anlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bütün açıları bu şekilde nokta, çizgi, işte 90 ya da başka açı olsaydı iki çizgi yapacaktım.
Bunun karşısında bu varsa öteki üçgeninde de aynı açının karşısında aynı olması lazım. Neden? Çünkü birbirine eş olan iki üçgenden bahsediyor. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Evet, hangisinin eşi yoktur diyor. İkisi birbirine eş olacak arkadaşlar, tamam mı? İkisi birbirine eş olacak. Bir tanesi de bunlardan farklı bir üçgen olacak. Bakalım arkadaşlar bu acaba hangisi? Şimdi hepsinin kenarlarını yazıyorum. Bu arkadaşlar 3. Hocam bu kenarı nasıl yazacağım? 2'ye 2. Bakın 2'ye 2. Bu kenar 2'ye 1. 2'ye 1. Önceliğin önemi var mı? Yok. 1'e 2 de olsa aynı olacak. 2'ye 2 zaten aynı, tamam mı? Bu kenar arkadaşlar 3. Bu kenar direkt 2. Bu kenar arkadaşlar 3'e 2. 3'e 2. Bakıyorum. Bu kenar arkadaşlar 2. Bu kenar 3'e 1. Bu kenar da 3'e 1. Bakın 3'e 1. Bu kenara bakıyorum arkadaşlar. Ne oldu? 3. Bu kenar arkadaşlar 2'ye 2. Bu kenar arkadaşlar 2'ye 1. Değil mi? Şununla arkadaşlar, şununla birinci üçgenimiz 1 ile 4 aynı oldular. 1 ve 4 aynı. Yani eş üçgenler. 5'e bakıyorum. Burası 2, burası 3. Burası da arkadaşlar 3'e 2. 2, 3, 3'e 2. 2, 3, 3'e 2 arkadaşlar. Bunlar da 2 ve 4 de aynı. 2 ve 4 daha. 2 ve 5 de aynı. Çok pardon. Hangisi farklı oldu bir tek arkadaşlar? Eşi olmayan üçgen 3 oldu. Gördüğünüz gibi eğer bunu yaparsanız yanılma şansınız yok. Öteki türlü hocam ben nasıl yapacağım diye bir sürü sıkıntıya girebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bakalım buradaki birinci test sorumuza. Bizden ne istiyor? ABC ile DEF üçgen eş üçgenlerdir. DEF üçgeninin şöyle çizelim. ABC, ABC, DEF'yi de aynı çizelim. DEF. DEF üçgenin çevre uzunluğu 28. AB 8 ise EF 11. Bakın o zaman burası da 8, burası da 11, değil mi? Yakaladık. E 28 ise ne olacak? 19. 28'den 19 çıkartırsak buraya 9 kaldı. AC de 9 kaldı. Aynı şekilde sadece neye bağlı oldu? Sadece çizdim. ABC DEF. He. Şu var. Bunu eş üçgen dediği bu benzerliği biz çizmeseydik yakalayamazdık arkadaşlar. Tamam? Çok zordu. Oradan işte şu AB kenarı buysa buna AB'ye DE geldi. BC'ye EF geldi. AC'ye de DF geldi diyerekten böyle uzun uzadıya iş yapardınız. Çok zor olurdu. Benim size tavsiyem çizmeniz. Olduğuna göre bakın bu eş üçgenler. Hemen çizelim abi. Hemen çiziyorum. P, R, S. Sonra M, L, K. Aynı yerdeki kenarlar aynı. Bütün her şey aynı. P ile K'nın toplamı. Yani P bu, K da bu. K açısı bununla S ile aynı. Bununla bunun toplamı 115 arkadaşlar. Buraya ne kaldı? Bakın bununla bunun toplamı 115. Buraya ne kalıyor arkadaşlar? 65 kaldı. O zaman L açısı da 65 oldu. Bana neyi soruyor? R açısıyla L açısının toplamı. 65, 65 daha. 130 karşımıza çıkacak. Üçüncü sorudayız. ABC, DEF eş üçgenlerdir. Yine iş başa düştü. Çizeceğiz. ABC. Buraya da DEF çiziyorum. Bakın A ile D, B ile C, B ile E, C ile de F arkadaşlar birebir aynı. BC 10-2x. Burası 10-2x. DE arkadaşlar x artı 2. Şurası x artı 2. Sonra DF x artı 3. Burası da x artı 3. E burası da 10-2x olacak. Çünkü birebir aynılar ya. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimdir diyor arkadaşlar. Bunları buraya da yazacağım. X artı 2. Buraya da yazacağım. X artı 3. Bazılarımız diyecek ki ya hocam bunları verdi biz x'i bilmiyoruz. Biz bu çevreyi nasıl bulacağız diyen arkadaşlar için. Arkadaşlar korkmayın. Yaptığınızdan emin olursanız şunu düşünmeniz gerekir. Bakın burada ben bunu size öğretiyorum ya. X'li bir soruda eğer çevreyi soruyorsa bil ki x'ler gidiyor. Evet. X var, x var, eksi 2x var. Gitti mi x'ler? Gitti. Değil mi? 2x, eksi 2x daha 0. Sonra artı 2, artı 3 daha 5, 10 daha. Al bizim çevremiz
15 oldu diyorum arkadaşlar. Eşlik ve benzerliğin birinci videosunu burada son bulduruyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olup bize abone olursanız memnun edersiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.